45 gündür karantina altındaydık. Herkes bir köşeye dağılmıştı ama sanki hep yan yana gibiydik. Mesela Canı Meltem, gizli organizasyonların kadını Dertli Sevda ve onun tertibi, biricik kayınbiraderim, geniş insan Seyfettin. Birbirlerinden 700 kilometre uzaktayken bile nasıl olduysa sanki dip dibeymiş gibi kavga etmeyi başarmışlardı. Bense tam 14 gün bir odaya kapatmıştım kendimi. Ama şimdi özgürdüm. Kapalı kalmaya hiç alışık değildim. Bu köye gelmeden önce bütün dünyayı gezmiştim. Dünya turu konusunda tam bir profesördüm. Tokyo'yu, Berlin'i, Nairobi'yi, Oslo'yu, Helsinki'yi, Rio'yu, Denver'ı, Moskova'yı. Hatta Palermo'yu, Lizbon'u ve Marsilya'yı her yeri görmüştüm. Ama Müminenin o küçücük odası sanki bütün dünyadan daha çok şey öğretmişti bana. O küçük dünyada ben büyük bir şey öğrenmiştim. Hepimiz aslında birbirimizin kalbini çalan birer gönül hırsızıydık. Dünyanın en büyük bankasındaki parayı çalmaktansa bir kalbi çalmak daha büyük bir servetti. Ve hayat bize gönül hırsızlarına o kalbi kimden ve nasıl çaldığımıza dair küçük bedeller ödetmekteydi. Umudunu yitirdiğin zaman yapman gereken tek şey hep sonunu hayal etmektir. Çünkü bütün hayallerin sonu güzel biter. Canımın iki, ne yapıyorsun? Tabii hayallerin arkasından gelen gerçekler vardır. Bir. Dur, beraber sayalım baştan. Daha güzel olur. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hareketi saymıyorum Mumu. Ne yapıyorsun diye sordun ya, onu sayıyorum. Acaba bugün kaç kez bu soruyu soracaksın? O zaman seni seviyorum. Bu da bir. Sen sorumu saydıkça ben de seni seviyorum diyeceğim. Böylece benim saymama gerek kalmadan gün içinde kaç kere seni seviyorum dedim anlamış olacağız. E hadi, ne yapıyorsun? İki. Seni seviyorum ama bu saylanmaz. Çünkü bu ne yapıyorsun, niye duruyorsun, niye yapmıyorsun? E hadi devam et anlamındaydı. Hadi. Aşkla nefret arasında çok ince bir çizgi vardır derler. Bunu söyleyeni zaman zaman çok yanlasam da benim sınırım asla bir çizgiden ibaret değildir. Çünkü Mustafa Ali'nin kalbi çizgi dışıdır. Teknik olarak öyle değil. Çünkü tüm gece uyumamış. Ne görmüş o zaman? Halüsinasyon mu? Halüsinasyonsa normal diyorlar bugünlerde. Görülebiliyormuş yani. Yok ya. Seninkiler gibi değil. Samim, oğlum. Sen nereden çıkarıyorsun ya benim halüsinasyon gördüğümü?
Nurcan ne yapıyorsun? 3. Seni seviyorum. Bakmayın öyle, aramızda bir şey ya. Nurcan, senin de ağzında bakla ıslansın lütfen. Ay ne alakası var canım? Ben Yıldız'la paylaşmıştım, o da gitmiş Samim'e söylemiş. Değil mi Seyhan? Aa, Samim öyle mi? Ha, nerede kalmıştık? Annemin gördükleri halüsinasyon değil. Çünkü ses duyuyor sadece. Sesler böyle sulağı seller gibi akıyor. Durmak bilmiyor yani. Sevda, bence sen hiç iyi değilsin şekerim. Hiç iyi değilim ya. O Seyfo'nun yanındaki kadının sesi böyle kafamın içine yapıştı kaldı sanki ya. Anlayacağım. Mevzu çok büyük amca. Sevda şekerim, bence gel seninle şöyle kadın kanına biraz konuşalım. Ha, çok iyi. Evet evet, çünkü bu mesele bizim cinsi fena halde bozar. Neresinden tutsak elimizde kalır. Üstelik meselenin tutsağı alırız. Sanırım o yüzden biz gidelim, sıra dolanmadan bahçede dolanalım. Amca vallahi güzel taktikmiş ha. İznin olursa alıyorum ben bunu. Al al, ben sana bu taktiklerden daha çok vereceğim, gel. Ay, ay Nurcan. Ay Nurcan. Sence gerçekten var mıdır bir şey kayınbronla o kadının arasında? Yani Seyfettin kesin öyle bir şey yapmaz herhalde. Yani olmaz gibi sanırsam galiba. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ha, anladım anladım. Yani erkek milleti sonuçta diyorsun. He, ben demiyorum. Sen diyorsun değil mi? Ben de sana katılıyorum. Burçinko. Var mıdır acaba öyle bir şey? Yok canım, kesin yoktur. Tabii. Yok. Yani yoktur herhalde. Bilmem. Yani bir şey soracağım. O kadın o zaman niye ki de bir adamın yanına geliyor? Hı? Bilmiyorum. Ne yapıyor şimdi o? Uyuyordur. Hadi canım. Sen sabaha kadar uyuma, o horoldasın. Var mı öyle cheesecake? Hemen şu anda arıyorsun. Çabuk. Bak buradan başlıyoruz şimdi. He, arıyorum, arıyorum. Uyuyorsa da dikiverem ayağa ya. Telefonum odada. Dur bak gel. Tamam canım. Tamam hadi, hadi, hadi. Dayısının kuzusu Dıdoy. Dıdoy. Hadi kalk kızım, uyanı be. Ha uyan. Bismillahirrahmanirrahim. Şakir. Aşağıda. Şakir, ben senden çok kötü bir şey sakladım. Şakir. Bunu sana söylemek istiyorum ama cesaret edemiyorum ben. Beni terk edersin diye korkuyorum Şakir. Tövbedir. Ne sayıklıyor bu kız. Ben sana bunu nasıl yaptım bilmiyorum Şakir. Affet beni Şakir. Affet beni. Hop! Bismillahirrahmanirrahim. Ay. 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 Alo, kimsin? Ben. Tanıştırayım. Sevda Dal. Karın olup durun. Emme belli ki. Hemencecik unutulduk herhalde. Ya kız bir dur Allah aşkına ya. Ya gözümü yeni açtım, daha ruhum içime girmedi. Bir dur ya. Senin ruhun içine girmez. Sen ruhunu kaybettin. O ruh sende yok gari. Ya kızım ben ne diyorum sana ya? Allah Allah. Zati kötü rüya gördüm, uyandım. Allah aşkına bir dur. Beni daha da bir şaşalatma. Allah aşkına bir dur ya. Sor bakayım kimi görmüş rüyasını. He. Birini mi gördün rüyanda acaba? Ya deli deli konuşma Allah. Aşkına ya kimi göreceğim? Bizim kızı gördüm işte. Kız gelecekti tam. Bizim kız mı? Hangi bizim kız? Bizim kız mı dedim ben? He. Bir de bizim kız mı oldu o kadın indi? Hangi kadın? Hangi kadın ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya yönetici ya, yönetici. Baksana, rüyanda bile seni yönetiyor. Bravo, bravo yani. Bir de sır vereceğimmiş ha. Neymiş acaba bu sır? Sus! Kız o kız değil. Bizim kız işte ya, Allah Allah. Sır da şuydu. Yok, neyse.
Sırrı da söylenmez, kendi de söylenmez indi. Laf taşımak gibi olur, ortam karışır. Kabul ediyorsun yani, öyle mi? Beni delilendirme. Ben hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece kendimi biliyorum kız. Bunca yıllık kocanı hala belleyemediysen o da senin ayıbın. O da senin kabahatın. Tamam mı? Hiç kusura kalma. Hadi. Güle güle sana. Güle güle. İyi. Aklı sıra ta oralardan name çekiyor beni ya. Görüyorsun değil mi? Hiç oralı olmadı. Kesin delirdi, yattı uyudu yani. Yok yok, ben bir daha arayacağım. Haydi şekerim, şimdi değil, şimdi değil. Kız uyutmayacağım işte. Bak şekerim, dinlemiyorsun beni. Bir insanın uykuya dalma süresi diye bir şey vardır. Biraz dalsın öyle. Sen o zaman bayıltıcı darbeyi vur. Kapış? Yani şimdi daha dalmamıştır. Yeterince acı vermez. Ha, uykuya dalma süresi falan. Ne çok şey bilip durun Nurcingı. Herhalde şekerim, herhalde. Sonuçta ben de bir dalla evliyim. Ve bu dalların bir dalma bir de dalamama süreleri var. İyi bilirim. Nurcan! Hı, mesela bu geldi dalma sesi. Anlamıyorum. Efendim Mumu? Ne yapıyorsun? Dört. Seni seviyorum. Biz aşağıdayız ya. Tabii ki soracağım. Geliyor musun, gelmiyor musun? Ne yapıyorsun? Beş. Seni seviyorum. Biz biraz daha buradayız. İşimiz bitince ineriz aşağı. İyi, tamam. Şekerim sakin. Relax. Sabırsız ve gerginim şu an. Amca, vallahi Nurcan yengemle senin arandaki muhabbete hayranım ha. Maşallah, böyle en olmayacak zamanda, en olmayacak yerde bile birbirinize seni seviyorum diyebiliyorsunuz. Tamam işte, madem Nurcan gibi birini arıyorsun, kısmet ayağına gelmiş. Anlamadım. Neyi anlamıyorsun Samim? Halim olsan neyse, yav Yıldız işte. Aynı Nurcan'ın gençliği birebir. Hadi anlat şu Yıldız meselesini. Amca, nesini anlatayım ya? Ya Nurcan'ı duydun yukarıda. Halüsinasyon gördüğümü Yıldız'dan duymuşsun. Bunu bile seninle paylaştığına göre aranızdaki paylaşım derecesi bayağı bir hatır sayılır noktaya geldi demek ki. Amcacığım, vallahi yok öyle bir şey. Saklama benden. Amca, vallahi diyorum ya, yok öyle bir şey cidden. Oğlum, kızlardan daha ne kadar kaçacaksın? Kaç yaşına geldin? Aç artık şunu ya. Gerçi Yıldız seni bu konuda bayağı bir inceltmiş ya, neyse. Hayda, incelme falan yok. Sen onu incelttin o zaman. Yok. Oğlum bak, birisi başka birinin en olmadık şeyini diğerine anlatıyorsa orada bir inceltme var demektir. Sen onu inceltmediysen, o seni inceltmediyse o zaman karşılıklı bir inceltme var demek. Anladın? Aa, şansa bak. İyi kısmet lafın üstüne gelirmiş. Selam. Yıldızcığım hoş geldin. Biz de şimdi Samim'le senden bahsediyorduk. Hayda. Oğlum tamam ya, yok bir şey. Allah Allah, kötü bir şey söylemedim ki. Benim evde işlerim var. Yıldızcığım sen gel böyle. Yukarıda kızlar müsait değil şu anda. Aralarında bir şey konuşuyorlar. Siz Samim'le oturun konuşun, ben şimdi geliyorum. Ne konuşuyordunuz senin abi, merak et. Ne konuşacağız ya? Sen amcamın halüsinasyon gördüğünü bana anlattın ya, onu konuşuyorduk. Başka ne konuşacağız ki biz amcamla? İnsaf ne yapıyor? Görmüyorum ki kaç gündür. He, çok seviyorum ben İnsaf'ı ya. Çok delikanlı bir çocuk. Arasana, o da gelsin. Düştü, ayağı sakat ya, yürüyemiyor. O yüzden de Meryem abla da kalıyor ya zaten. Ne oluyor yukarıda, önemli mi? Yok bir şey ya, annemle Nurcan yengem konuşuyorlar biraz. Ha. Seyfettin amca meselesi değil mi? Maşallah. İşte bir şey kaçmıyor ha. Üzüldüm onlar için ya. Kötü oldu. Hmm. Hatta o kadar çok üzülmüşsündür ki bütün gece uyuyamamışsındır bu yüzden. Evet, senden de bir şey kaçmıyor maşallah. Ay! Gençler, ne kadar çok ortak yanınız varmış meğerse. Karşılıklı olarak hiçbir şey kaçırmamak gibi. Bunu kaçırmamak lazım. Bunu değerlendirmek lazım. Neyse. Ben şeyi burada mı unuttum diye bakmaya gelmiştim ama yokmuş. Ya size de kulak misafiri oldum istemeden, kusura bakmayın. Ben şeyi şeyde unuttum herhalde. Bir de oraya bakayım.
Hadi. Ne demek istedi? Hiç ya, şeyi de unutmuş. Neyi ben de bilmiyorum valla. Yok ya, onu demiyorum. Hani böyle çok ortak yanınız var, bunu değerlendirmek lazım falan dedi ya. Amcam, amcam işte ya, çok şakacıdır böyle, takılır insanlara. Sen takılma çok. Evet, çok şakacı adam gerçekten. Bayağı da renkli bir kişilik. Nurcan abla bayağı şanslı. Kadın için büyük şans. Bugüne kadar birbirlerinden haberi olmayan iki genç... nasıl olur da farkında bile olmadan bir girdabın içine doğru sürüklenirler? Efendim Mumu? Nurcan ne yapıyorsun? Altı. Seni seviyorum. Şey diyecektim, yukarıda işiniz falan biterse aşağı inmeyin. Bekleyin orada. Niye? Aşağıda Samim'le Yıldız muhabbet ediyorlar, otursunlar biraz. Hmm, okey okey, anladım. Gayet iyi anladım. Hadi, kapıyorum, bye. Arayayım mı ha? Uykuya dalmış mıdır gari? Tam zamanı. Ara, ara, ara. Gı ne gı? Kalk konuşacağım senden. Ben sana döneceğim gı. Ah, şimdi hepten kapat. Ah. Aklı sıra arayıp arayıp uykuyu beni zehir edecek yemezlere. Ah, ben sana döneceğim gı diyor ya. Ah, kesin arkasını döndü yattı şekerim. Dur, dur hemen arayayım da rahat vermeyeceğim ben buna. Sevda'nın bilmediği şey, eğer bir erkeğin uykusu varsa erkek o uykuyu ne yapar eder? Uyur. Üstelik Seyfettin Sevda'nın hep bir adım önünden gider. Apo, seni tekrar çıktı ya. Aradığım kişiye ulaşılamıyor diyor. Kapat telefonu ya. Ben koca gece uykusuz kaldım, umurumda bilen değilin yani. Ne yapsam ben buna acaba? Ne yapsam ben bir şey düşünem ya, bir şey yapam ben buna. Ama Seyfettin'in de bilmediği şeyler vardır. Mesela bir kadın ah ederse tutar. Ah Seyfo, ah Seyfo, ah! Başına öyle bir şey, öyle olmadık bir şey gelsin de böyle uykundan zıplayıp uyan, koca gün uyuyama. İnşallah, inşallah. Ha? Oldu değil mi? Oldu. Hiçbir erkek mazlum bir kadının ahından kaçamaz. Selamın kavlem. Ne olup durun lan? Cama leylek mi çarptı? Tövbedir. Erif! Erif! Tövbedir. Hani ar? Oy! Anne! Basket tomuna bayılı. Yamılmış. Nasıl bir hızla attılarsa demek. Bizim Sadık'ın Efes'i basket oynamış, yorulmuş da dinlenmek için topun üstüne 5 dakika oturmuş gibi olmuş bu. Vallahi. İyi. Kim attı lan bunu? Kim attı bu topu Bahçe'ye? Tavuk kovalar gibi. Madem 50 olmuyor. Thank you.
Efendim oğlum? Ne yaptın? Bitti mi dersler? Konuştum. Dinleneceğim dedim. Yazdırmadım ki. Sen böyle sıkılırsan bak sağlıkçı falan olamazsın ha. Şaka babacığım. Olur mu öyle şey? Vallahi canla başla çalışıyorum. Ders arası var şimdi. Baba, beni çok fena yaktın. Elbise kaybettim. Onun için aradım. Kime kaybettin elbiseyi? Anneme. Niye? Ananın işi gücü yok da sen de lades mi tutuşuyor oğlum? Vallahi kaybedersen babana söylersin o alır elbiseyi dedi. Ya almasını alalım da Efeciğim. Niye kaybettik? Ya sen şimdi tanıştığınız gün anneme bir türkü söylemiştin ya. Ben de anneme sürpriz yapacaktım. Anneme babam türküyü bildi dedim. İnanmadım. İddiaydı. Ben senin gönderdiğin videoyu gösterdim. Güldü. Bu değil dedi. Bu şarkıyla ben babana nasıl gönül düşürmüş olabilirim dedi. Ki bence haklı. Yok ya. Elbiseyi kaptırmış o. İşi bana yıkmak için yapmış. Ah, uyanık anam var ya seni. Bizim tanıştığımız gün benim ona söylediğim türkü o. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Hayatta kül yutmam Efe. Baba değil işte ya. İçinde doğmalı bir şey geçiyormuş. İpucu verdi. Bir dakika bir dakika. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden oğlum. Ben onu ananla ilk tanıştığımız gün değil. Ananı ilk yemeğe götürdüğüm gece söyledim. E sen bana ilk gün dedin. Gece deseydin onu söylerdim. Ya baba sen o zaman onu bana bir çalıp yollasana. Hiç olmazsa duygusaldan girip elbiseyi kurtarayım. Oğlum çalmasına çalarız da elbiseden de korkmayız. Neyse istediği elbise para göndereyim. Alsın kendine. Bayramlık. Benden hediye. Ama öyle yağma yok. Sor bakalım anana. Türküyü söylediğim gece. Avcunun içine bir şey bırakmıştım. Hatırlıyor muymuş onu? Hala duruyor muymuş? Kıymetli bir şeydi. Ömrümün sonuna kadar da saklayacağım demişti. Neydi o kadar kıymetli şey? Bir türkü dostu için tarifsiz değerli bir şey oğlum. Biz de anana emanet ettik işte. Kalbimize emanet ettiğimiz kişiye en değerlimizi emanet etmişiz çok mu? Baba çok merak ettim. Bu şey ne? Onu da artık anan söylesin Efeciğim. Hadi sen şimdi bekle. Ben türküyü yakıp gönderiyorum tamam? Hadi Allah'a emanet ol. Sen de babam sen de. Suzan Hanım'a bak sen. İlla bir cinlik yapacak. Açma yaramı nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene sar beni. Dağlar kışmış yolcum üşümüş nasıl edem ben? Ah, aferin. Ama nereye? Yüzüncü falan oldu bu yeter artık ya. Yüzde olsa, 101 de olsa, 101 birinci, 1100. de olsa gene de sen onu ilk çalışta açacaksın. İkinci çalışta açmayacaksın heyecanı. İkinciye yer yok. Ama ben yıldım. Onu benimle maytap geçmeden önce düşünecektin Ercan. Vallahi arıyor. Vazgeçmiyor ya kadın. Alo. Aferin. Ne yapacağım ben şimdi ya? Alo. Aferin bak adam olacaksın ama ben göremeyeceğim ya. Alo. Yeter mi? Vallahi yeter ya. Billahi yeter. Yetmez. Hı.
Bana ne? Açmayacağım işte, açmayacağım. Yeter ya, affedersin. Ben şey miyim ya? Daha bak, bu açmıyor. Çalıyor, çalıyor, açmıyor bu ha. Bayılmıştı. Ben nasıl bayılsın canım? İşkenceden. Ya adamı işkence etmekten beter ettin ya. Ne işkencesi? Sen işkence görmemişsin İsaf ha. Gördüm ben işkence ya, görmemin. Kaç gündür seninle beraber dıkılı kaldım ya burada. Yaşlı köpekler gibi bahçede yaşıyorum ya. Bundan büyük işkence mi olur? O zaman kalk git insan. Ya gidebilsen, ah bir gidebilsen. Gideceğim de gidemiyorum. Ayak tutmuyorum ki. Hı. Dur bekle, şu işi halledeyim ben göndereceğim seni. Nereye gönderecek? Sürpriz. Ya, sen mi işkence çekiyorsun, ben mi işkence çekiyorum anlayamadığımız için. O zaman anlarız bakalım sürprizde. Tamam Meryem abla, kızma ya. Şaka ettim ben sana. Bak, Ercan Başkan konusunda her türlü işbirliğini varım seninle. Yeter ki onu kızıp hıncını benden çıkarma. Ey, tamam. Yok ya, hala çaldırıyor. Durmuyor kadın resmen. Telefonu sessiz alayım da görsün. Çaldır bakalım Meri, çaldır. Allah Allah. Mesaj bırakın diyor sekreter ha. Ha kutu sekreter o ya. Ona da bakmaz. Sen direkt mesaj at. Ona da bakmaz insaf. Ya bak ha, bakmam için. Neden bakmasın ya? Mesajı olduğu için şey etmez. Sen ona bak şey yaz. Seni hemen nasıl arıyor bak. Ne yazayım insaf? Al telefonu eline. Al al. Telefonu. Hı. Aldım insaf. Gir mesajlara. Girdim insaf. He. İşbirliğimiz aktif hale gelsin. Yaz. İnsaf. Nereye bak? Yılmıyor. Yuh! Şimdi de mesaj attı. İçinde dönüş yapmazsan numaranı emniyete verip konumunu tespit ettireceğim ha. Olmaz. Olmaz. O zaman İstanbul'da olduğumu anlar. Ben sana ne dedim ha? Ama küçük tuvalete gitmiştim. Beni ilgilendirmiyor. O tuvalete giderken de yanında taşıyacaksın o telefonu, anladın? Derdi. Alo. Kapat. Alo. Kapat. Dur, bir şey söyleyeceğim. Meri, şansın bitecek. Elektrikler kesin. Beni ilgilendirmiyor. Beni. Alo. Kapat. Çok hoş bulduk. Alo. 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 Meri. Alo. Tam 14 gün sonra artık dışarıdaydım. Ama buna özgürlük denmezdi. Çünkü Momo hep tepemdeydi. Mumu, niye bakıyorsun? Hiç, öyle işte. Bakayım dedim. Ne yapıyorsun? 16. Seni seviyorum. Bensizlik Mustafa Ali'yi delirtmişti. Ama şimdi ben delirmekteydim. Ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Nurcan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay! 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 Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun?
Ercan, ne yaptık durun? Ne yapıyorsun? Baba, ne haber, ne yaptın? Nurcan neredesin? Ay söylemek istemiyorum mumu. Anlamadım. Ne yapıyorsun orada? 44. Seni seviyorum. Nurcan, iftara salçalı ekmek yapsana. Ne yapıyorsun? Yeme tabağı, orucunu bozacaksın ya. Seni seviyorum. Efendim, yengelerin en canlısı, en Nurcansı. Buyurun, sizi dinliyorum. Şakir, bana yardım etmen lazım şekerim. Tabii siz. Şakir'i kurtarma takımı Şakut. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yalnız bir soru soracaktım. Kanalıma abone misin? Değilim. Ama Şakut'tan yararlanman için kanalıma abone olman gerekiyor. Tamam, olacağım hemen. Bak şimdi dinle beni. Mustafa Ali'ye şarkı yapıp göndermen gerekiyor, tamam mı? Şarkı mı? Yani benim Komik 19 köşem gibi. Tamam, yaparız. Uyarlama şarkı bizim işimiz, merak etmeyin. Konsept belli mi? Sözlerin manası yani. Tamam, ben yollayacağım sana. Ben halledeceğim. İyi o zaman. Bir sorum daha olacaktı. Şimdi bu ne mana? Yani doğum günsü mü, yaş günsü mü, yıl dönüşü mü? Ne günsü yani, ne manası? Özel bir gün için değil de şimdi evde kalmak onda biraz odak problemi yarattı. Ya bir şeylere odaklanıyor, kurtulamıyor. Odak noktasını değiştirmem lazım, acil. Adak diyorsun. İyi o zaman ya. Allah her kişinin adakını kabul etsin. Sen sözleri gönder, ben hallederim. Tamam, tamam, gönderiyorum hemen. Bazen Armando Diego Maradona, bazen Pele'yim, Pelem benim, kara meleğim. Merhabalar Mustafa Ali Dayı. Senin için sürprizli bir video hazırladık. Sözler Nurcan Dal, müzik Alolim, seslendiren Şakir Zitin. Merak ediyorsan ekteki dosyayı tıkla. Hadi bakalım. Kabarıktır fatura, kabarıktır fatura. Biri mumuyu durdura, biri mumuyu durdura. Delirirem ben, delirirem boy. İzoleyim odada, zaten mahpusum burada. Biri mumuyu durdura, biri mumuyu durdura. Delirirem ben, delirirem boy. Ne yapıyorsam ben yapıyorum. Mumu ben darlanıyorum. Ben bu odada bir faribem. Sus ne olursun, delirirem boy. Ne yapıyorsam ben yapıyorum. Mumu ben darlanıyorum. Ben bu odada bir garibim. Sus, sus ne olursun, deliririm. Delirem vay, delirem kardeş, delirem bu odada, delirem. Şoronodan delirem. Oh be, çok şükür ya. Nurcan, Nurcan bu nedir ama ya? Sen artık ne yapıyorsun ya? 82! Seni seviyorum.
1-2-82, 1-2 seviyorum seni, 1-2-2. Ya! Ya yeter Mumu, yeter, yeter! Tamam, artık sorma şu soruyu. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bak, odağın dağılsın diye sana bir şarkı yaptırdım, tamam mı? Hepsi bu. Ya, yani sen hala aynı yerde misin? Tamam ya, sormuyorum, vazgeçmiştim zaten. Ama sen de Şakir'e video çektirmişsin. Nurcan, bir de kendini mi sorgulasan acaba diyorum. Akıllı insan böyle bir şey yapar mı ya? Sen eskiden benim için Gökhan Tepe konserleri düzenlemiş kadınsın. Şimdi Şakir'e çakma videolar çektiriyorsun. Olacak iş mi Nurcan? Üzdü vallahi. Dışarıdayım ben. Top oynayacağım. Mumu haklı mıydı? Geçmişle insan kendini kıyaslamalı mı acaba? Bence hayır. Çünkü geçmişte yaşadıklarımızın gerçek mutlu anılar olduğunu düşünürüz. Ama aslında öyle değillerdir. Ayrıca nostalji insanı daima zayıflatır. Efendim oğlum? Baba, öyle şahane bir şey oldu ki. Görmen lazım. Annem türküyü bir dinledi. Gözler sulandı. Çok nostaljik dakikalar yaşadı. En az 20 yıl önceye gitti. Eyvallah. Bugün de çok güzel söylemişti. Bugün de aynı güzellikte söylemiş dedi. Sonra ekledi. İşte babam bu türküyle aldı beni dedi. Yani eskiden oluyordu öyle şeylerimiz tabii. Ama senin de dediğin gibi nostalji oldu işte oğlum. Sen ne yaptın? Sordun mu anacığına? Hatırlıyor muymuş o avucuna bıraktığım şeyi? He, onu hatırlamadı yalnız. Geçmiş mi? Ben daha dün ne yedim onu hatırlamıyorum. Kaybolup gitmiştir dedi. Yapma be. Gitti demek ha? Baba. Ne olur söyle ya. Ne bu? Teze ne oğlum? Sazın mızrabı yani. Oho. Onu mı saklayacak be baba? Plastik bir şey. Sen öyle san. O öyle herhangi bir tezene değildi oğlum. Bozkır'ın tezenesinin tezenesiydi. Oba. Neşet baban. Ben askerdeyken çarşı izninde Neşet Ertaş konserine gitmiştim. Baba söyledi tabii. O söyledi, biz yandık. Biz yandık, o söyledi. O zaten hep yandık. Konserde öyle ara ara göz göze geldik. En ön sıradayım tabii. Konser bitince de güvenlik geldi. Seni gel, seni kulise götüreceğim. Kulise bir girdik. Baba karşımda. Evlat, pek bir dertli dinliyordum. Yoksa sen de bir Leyla buldun da vuruldun mu dedim. Benim tabii heyecandan dilim tutulmuş. Utanıyorum da. Yok falan derken sırtımı sıvazladı. İnşallah bir gün bir Leyla bulursun da kışını yaza çevirir dedi. Bunu da al, bulduğun zaman Leyla'na ver. Bari siz ayrılmayın. O an gözleri öyle bir nemlendi ki Efe. İçim cız etti oğlum. İşte o gün içim nasıl cız ettiyse bugün de öyle etti. Bak hele şu Cingöz ananın yaptığına. Gitti ya bizim tezene. Baba, sen ne yaşamışsın böyle ya? Bunu film yapsan olur, yemin ediyorum olur. Oğlum. Ben her gece yatağa girip gözlerimi kapadığımda seyrediyorum o filmi. Hiç sekmez. Anam da saklayaydı, iyiydi ya tezeneyi. Neyse. Hesabından 500 TL efete girişi almıştır. Ah, Allah'ım, hesabının karı vallahi. Ne kadar güzel, akıyor maşallah. Ya şu işe bak. Bir zamanlar sadece kendimi eğlendirmek için yaptığım aktiviteleri şu anda kendimi zenginleştirmek için kullanıyorum. Vallahi şahane. Baba, o
Koskoca kanalın sahibesiyim de Boşardıman kanalım var. Yakında neden ben de bir acımalı canlı kimliği olmayayım ki? İkimiz de sonuçta aynı iş yapıyoruz. Ben hemen o zaman kafamdaki projeyi öz kaynak oluşturam. Hatta bu öz kaynakları yarimle paylaşam. Dudusio, Dudusio neredesin aşkısı? Nerede olacağım, bahçede. Sen evdeysen ben de bahçedeyim herhalde Şakir'cim. O zaman sevgili Dudusio, benimle yepyeni bir projeye var mısın? Aa, ne projesiymiş o Şakir? Senin çok seveceğin bir proje. Harç karmakla başlayacağız önce. Ay, bir dakika. Ay yoksa şu bahçeyi çok istediğim müştemin atama başlıyoruz. Ne diyorsun? Var mısın, yok musun? Ay varım, ay varım Şakir. Ne zaman başlıyoruz peki? Hemen. Hemen mi? Hemen hemen. Evet, bir salisi bile vakit kaybetmeden hemen yapıyoruz. Ben hemen gidip malzemeler alıyorum. Dur, 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 dur. Oh. Vay arkadaş ya. Allah. Ya vallahın gücüne gitmiyor ya. Bir de vakit geçmiyor. Ne yapsam? Bir Ramazan şekerlemesi daha yapsam mı kız? Ha? Yapayım ya. Allah Allah'ın içine gitmiyor. Bugün vakit ilerlemiyor. Ay Allah Allah. Uykuya tutturduk orucu. Allah affetsin. Ah. O ne lan? Minik bir davetsiz misafirimiz mi var yoksa? Aa! Bu ne? Araba mı? Arabanın üstündeki ne? Arabanın üstü... Beni, bana oyun ediyor herhalde. Ne bobstilemmiş ya? Ya bu ne yapıyor? İndi yakaladım seni. Lan! Alex gibi bacak arasında atıp durur. Şuna bak hele. Gelin lan, gelin. Gelin. Terbiyesiz Tamaz. Gelin. Gel buraya, gel. Gel. Nereye gitti la bu? Tövbe ya, niyetli niyetli. Niyeti bozduracaklar bana ya. Utanmaz terbiyesiz. Kim bunlar? Kimsiniz? Hı? Oyuncak fareye motor takmışlar, beni oradan oraya koşturacaklar. Öyle mi? Bana bak, o motokuryeyi yakalarsam çok fena yaptım. Haberiniz olsun. Hadi bir kere daha deneyin. Ben buradayım. İyi. Nelerle uğraşıyoruz? Bir uyuyamadık ya. Zaten uykum da kaçtı. Uyku muyku hak getire. Farenin peşinden bizim uyku da kaçtı gitti. La ilahe illallah ya. Neyse ya. Şu telefonu açayım bari. Bu kadar tavır tertibe yeter. O kadar da değil yani. Şebaşov, sosyal dayanışma video 4, fake 1. Çak. 3, 2, 1, başla. Merhabalar arkadaşlar, genç yaşta arkadaş kalanlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın bu haftaki köşesi sosyal dayanışmadan hepinize selamlar, saygılar. Öyleyse ben lafı fazla uzatmadan hemen konuklarımı alıp yarışmaya başlayayım derim. Evet. Evet. Oo, hayır mı? Sen ekranda kal, biz seni izlemek istiyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Ama kusura bakmayın arkadaşlar, yarışmayı yapmam lazım, içerik üretmem lazım. Yoksa kanalımda içeriksiz kalırım. Öyleyse sosyal dayanışma huzurunuzda başlıyor. Evet, şimdi hazırsak ilk ve daimi olan konuğumuz Seyfo dayıyı yayınımıza alıyorum arkadaşlar. Yine yayın mı var bizim oğlan? Seyfo dayı, merhabalar. Şu anda yüz binlerce abonemle birlikte çok enerjik bir şekilde huzurlarınızdayız. Bana bak oğlum. Vallahi çok uykusuzum. Ağzımdan uygunsuz bir şey çıkarsa hiç karışmam ha. Çıkmaz, çıkmaz. Çıkarsa da sokarız geri. Bir
dinler misin? Yani Seyif odayı toparlarız manasında şey ettim. Neyse sen anladın canım beni. Lafı fazla uzatmadan ben hemen diğer yarışmacımız olan Sevda Yenge'yi yayınıma bağlıyorum arkadaşlar. Heh. Anladım. Yıldız. Gel gel. Halıyı dövme. Şuna ben bakayım. Al kızım. Sağ ol. İyice bir döv. İyice bir döv. Şakir. Bak. Önümüz bayram. Temizliğe giriştim. Çok işim var. Çabuk ol. O zaman Sevda yenge gelecek olan bayramın mübarek olsun. Ya ne diyorsun lan? Gelmemiş bayram hayırlanır mı hiç? Niye ya? Geçmiş olan bayram hayırlanıyor da gelecek olan bayram niye hayırlanmasın? Hayırlanmasın da evet dersin mi? Neyse arkadaşlar, sosyal dayanışma tüm hızıyla devam ediyor. 5 dakika sürecek olan bu yarışmamızda bir el klasiko olan Seyfo ve Sevda yengemi huzurlarınızda yarıştırıyorum. Öyleyse yarışmamız başlasın. Allah Allah, Seyfettin telefonunu açmış mı acaba? Hayret. Tertip bana bak. Vallahi çok uykusuzum. Asabiyet yapıyorsun. Yapma bak lütfen rica ediyorum. Ben senin hakkından gelirim nasıl olsa Seyfo. Buyur Şakir sor. Evet, bu haftaki sorumuz romantizmi top noktada olan bir soru. Zaten bu sebeple sizi tercih ettim. Sizler benim bu hayatta gördüğüm romantizmi en yüksek, en doğrukta olan çiftçimizsiniz. Öyleyse ilk romantik sorumuz buyurun gez. İşte soru. Çok şık bir restorana gittiniz. Menüde harika güzellikte özel yemekleri var. Masa çok güzel süslenmiş. Mumlar, güller, masa yıkılıyor. Çiftlerden biri diğerine o muhteşem soruyu sorar. Bu harika yemeğin yanında en iyi ne gider? Buyurun, süremiz başladı. Tüt! Ayran. Ayran diyor ya. Kız vallahi. Cahıl geldin, cahıl gittin. Yemin ediyorum ya. Ya kızım. Belki yemekte balık verecekler. Duymadın mı? Lüks restoranmış. Tabii canım. Ya ayranla balık. Olur mu hiç ya? Zehirleneceksin. Hastaneye kalkacaksın. İlla romantizmi bitireceksin değil mi? Neyse. Bana bak Şakir. Ben garantiye gidiyorum. Garanti cevap veriyorum. Cevabım su. İçine de 2 damla limon sıkarım. Ben onunla idare ederim. Su olunca hesabı fazla kabartamıyorlar. Anladın mı? Maalesef ikiniz de yanlış cevap verdiniz. Ancak sosyal yarışmada anlamak gerekiyor. Bir hakkınız daha var. Şimdi soruyu tekrar ediyorum. Bu harika yemekin yanında en iyi ne gider? İpucu romantizma top noktada. O zaman ben cevap veriyorum. Pasta. Pasta diyorum. Meyveli pasta, galpli pasta. Dursak değil mi? Onu ben de yiyeceğim ya. Ya romantiklik deyince hemen bildim değil mi? Bana bak kız, sen de oradan benim cevaba atlama. Galpli pasta. Pembeli, kırmızılı Şakir. Bakın yemeğin arkasından ne gider demedim. Soruyu iyi dinleyelim. Yemekin yanında en iyi ne gider dedim. Maalesef 2 cevap hakkınızda doldu. Bilemediniz. Öyleyse gelin doğru cevabı birlikte görelim. 1. çiftimiz. Bu harika yemeğin yanında en iyi ne gider? 2. çift cevap verir. Hiçbir şey. Bu harika yemekin yanında en iyi sen gidersin bir tane. Aa, Allah Allah. Kadın mı yiyecek adam? Damyan mı bu? Tabii ya. Oğlum. Hasta mısın sen? Dünyanın en saçma sorusunu soruyorsun. O da yetmiyor. Bir de dünyanın en saçma cevabını veriyorsun. Kapat. Ayrıca her kuşun eti yenmez. Bunu da burada telefonda sıkıştırıyorum Seyfo Bey'e. Ne alakası var indi? Çok alakası var Seyfo. Görüşsün sen yakında. Oldu. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın. Baba. Utanmadan bir de yüzüme kapadı. Şakir. Bunlar hep senin yüzünden oluyor oğlum. Çünkü sen insanı hep şaşalatıyorsun. Kapa lan. Kapa. Evet. Sevgilisi uzakta ya da ufukta. Tarihte
ya da fallarda olan benim canım abonelerim. Lütfen kanalımı like ve abone şımarıklığı yapmayı unutmayın. Romantiklikten kaçmayın arkadaşlar. Bu soru ileride hepinizin çok işine yarayacak. Muhtemelen benim de sevgili yarim, sevgili cezbem Dudusyom şu anda bahçede ağlıyor olmalı. Neden? Çünkü mutluluktan. Çünkü benim gibi iflas olmaz bir romantik. Ona nasip oldu arkadaşlar. Alacağın olsun seni Şakir. Alacağın olsun. Ben de harç karacağız deyince müştemilat harç karacağız sandım. Ben nereden bileyim davacın harç karacağımı? Senyorita Dudusyo. Ya benim sinyoritalığım mı kaldı Şakir ya? Bayağı sigortasız kebap ustasıyım ben burada. Ya. Ya aşkısım hadi ama. Kayıt için seni bekliyorum. Tamam. Hamuru ben yapacağım. Sen sadece harcı bitir, gerisine karışma. Çabuk ol ama acele et. Az ye de kendine hizmetçi tut Şakir Bey. Az ye. Vallahi kusura bakma tutamam. Hatta iki sebeple tutamam. Birincisi niyetli olduğum için ağzıma hiç kimse bir lokma bile sokamaz. İkincisi de pandemi nedeniyle hizmetçiler kapalı. Haydi o zaman hiç vakit kaybetmeden videoyu çekin. Dur. Evet. Şebaşov, Yavaş'ın ekstra video 1, fake 2. Çak. 3, 2, 1, başla. Merhabalar arkadaşlar. Genç yaşta arkadaş kalanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şeba, Şakir Eğlence Bilişim Ağı'nda bambaşka bir lezzete çıkıyoruz. Lavajun ekstra. Evet arkadaşlar, hep soruyordunuz bana. Ya Şakir Hoca, Şakir Aga, lavajun yok mu? Ne zaman lavajun yiyeceğiz diyordunuz. İşte bugün o gün arkadaşlar. Hem de lavajunu bizzat kendim yapacağım. Gözünüz lavajun görsün. Kanalımın bu köşesinde bundan sonra sizlere farklı lezzetler, farklı sürprizler yapacağım. Heyecan olsun diye. Öyleyse hazırsak Şeba, Şakir Eğlence Bilişim Ağı'nda Yavaş'ın ekstra başlasın. Önce hamurlar. Adama bak ya. Sinema kadar televizyon koymuş ya. Acık seyredin mi ya? Eski maçları falan veriyormuş. Ya eskiden küçük televizyonda top boncuk kadar kalıyordu ya. Ama indi bunda insan kendini top sahasının ortasında gibi hisseder. Her bir şey gözükür vallahi. Beckenbauer'ın kramponunun altındaki çivi bile gözükür. Ana. Beckenbauer öldü mü? Öldüyse Allah rahmet eylesin. Eğer hala yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Fener'e antrenör gelsin. Vallahi babamın bir numaralı adamıydı ha. Nereden hangisi acaba? Açılma sesi geldi. Görüntü yok. Bu değil o vakit. Bu ne? Ana! O ses neydi öyle ya? Yuh! Bir bu kaldı o vakit. Şimdi ya. Bu kadar da çok kumanda mı olur ya? Vallahi kafam karıştı. Neyse. En iyisi ben yatayım ya. Aman bir televizyon keyfimiz vardı. O da olmadı. Alo. Her zaman alo demek zorunda değilsin Ercan. Ne diyeyim? Örneğin misalesi ben çok büyük yanlış yaptım karıcığım. Senden özür dilerim aşk ileten diyebilirsin mesela. Ben çok büyük bir yanlış yaptım karıcığım. Özür dilerim aşk iletamcığım. Tamam mı? Cezam bitti mi? Yo. Güzel. Vakit tamam. Şimdi büyük planı
hayata geçirme zamanı geldi. Hayır, bu telefon niye üçüncüde açılıyor acaba? Ha? Ya aynı anda iki aramaya düştü de ondan oldu Meri. Allah Allah, o nasıl oluyormuş? Yani biri ararken diğeri de aradı. Emniyetten aramışlar tam sen çaldırırken. Biliyor musun? Çok korkuyorum. Tırsım ne olacak acaba şu anda? Tir tir titriyorum. Çerildek oldum resmen. Emniyetten mi aradılar? Niye ki ne? Bilmem. Bekletiyorum şu anda onları. Sırf sen kızma diye. Yok yok, bekletme. Sen onları ara. Ondan sonra bana geri dönüş yap. Haydi kapat. Haydi. Oh be. Zoko'yu da yuttu. Ne olmuş Meryem abla ya? Emniyete mi şikayet etmiş seni? Yok, emniyetten aramışlar bunu. Neden? Araması mı varmış? Yemin ediyorum, pardon, yemin ederim sana var ya, atarım kafana. Yavaş ya. Ağzımı sokacaksın enlemesine, bu sefer hiç çıkaramayacağız. Yemin ederim bunu da atarım ha. Allah Allah, çok konuşma. Tövbeler olsun ya. Tamam ya, hemen kızıyorsun ya, hemen kızıyorsun ya. Kes. Alo, 155, buyurun. Alo. Merhaba beyefendi. Ben Muğla'da bir adres vereceğim. Adresteki şahıs korona belirtileri gösteriyor. Evet. Ama hastaneye başvurmuyor. Evde saklanıyor. Siz nereden arıyorsunuz beyefendi? Ben şahsım İstanbul'dayım. Ama hasta Muğla'da. Acil bir durum söz konusu. Evet. Şüpheli. Adresi alalım biz. Yeşilyurt Köyü, Yan Basmaz Mahmut Sokak, Muğla. Aldık kaydı. 155 aradığınız için teşekkür ederiz. Hiçbir şey değil de acaba ne kadar sürede gidilir? Derhal ekip yönlendirdim bile. Çok teşekkürler. Hızınıza hayranım. İyi günler. Heh, telefon. Heh, ne oldu Ece? Söyle, ne oldu, ne oldu? Bilmem. Yanlış numara dediler. Ne olur mu canım öyle şey, yanlış numara? Allah Allah. Gerçekten öyle Meri, yoksa buna da mı inanmıyorsun? Ya Ercan, artık ben neye inanacağım, neye inanmayacağım bilmiyorum yani ha. Ama ben sana bugüne kadar hiç yalan söylemedim ki. Pembişler hariç. De hadi kapa, kapa, hadi. Tövbeler olsun. Daha da korona ekibim bunlar ya. Meryem, kütük kola. Ha, buyurun benim. Ateşini zor açabilir miyim? Ne oldu? Niye ki ne? Ne oldu? Ne oluyor? Sakin olun, ne söylediklerinizi yapın. Ya, ne oluyor? Nerede kalın? Buyurun. Ne oluyor ya? Sakin olun, panik yapmayın. Tulumu da giyelim, buyurun. Yok, ben sığmam ona. Buyurun. Sığmam ben ona, oğlum. Olur, olur. Buyurun. Oğlum, sığmam ben ona. Durum ne? İşlem tamam. Tane senin. Alkışlar İstanbul'dan duyuyor olman lazım. Kulağıma geldi bile. Tamamdır bu iş. Vay. Burcan, ne yapıyorsun? 99. Seni seviyorum da böyle olmaz ama evde kalmamız lazım. Nereye gidiyorsun ya? Mumu, bak tam 14 gündür odadaydım. Çok ama çok sıkıldım. Şimdi dışarı çıktım, daha da çok sıkıldım. Bil bakalım neden? Bilmem, neden? Odaya mı alıştın? Dolaşmam lazım Mumu. Benim yürümem gerek. Bir şey olmaz, merak etme. Tamam? Nurcan, bu hakikaten olmaz ama. Şu anda hakikaten ne yapıyorsun ya? Yüz! Seni seviyorum. Hem de çok. Çabuk dön. Mumu o gün bana tam 100 kere ne yapıyorsun demişti. Gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacım vardı ve aslında bu kaçış tam da bunun içindi. Bazen özgürlüğünün kapalı kaldığın yerde olduğunu ancak dışarı çıktığında anlarsın. Yani şimdi bu gidiş büyük bir planımın parçasıydı. Allah Allah, bir telefon hakkım yok mu benim? Bir telefon edeyim ben ya. Tamam ama uzun sürmez. Tamam, sağ olasın kızım. Hadi bakalım, bismillah. Allah'a bak. Eyüftan'a doğru sıkıldı tabii. Konuşacak adam arıyor. Ben de onu ne zaman arasam o meşgul. Alo? Hemşerim, sen kimsin? Hayırdır? Sadık, ben Meryem Ağa. Hanımı? Heh, neredesin? Evde. Ha, iyi güzel. Şimdi bana bak, biri beni ihbar etmiş, korona olmuşum diye. Bu hanımla beyefendi de beni alıp götüreceklermiş hastaneye. Sen de korkmazsan gelsene oraya benim yanıma, ha? Yok canım, ne korkması? Korkmakla olmaz ki bu iş.
Önlemini aldıktan sonra, yetkililerin direktiflerini dinledikten sonra korkacak ne var? Sen hastanenin oralarda bulun o zaman da bir hal çaresine bakarız ha. Tamam hanım, sen hiç merak etme. Testini bir yapsınlar, rahatlarız inşallah. İnşallah hiçbir şey çıkmayacak. Yalnız bu arada beni kimin ihbar ettiğini de öğrenmemiz lazım, onu da unutmayalım ha. Orası bende. Sen orasını şimdi hiç düşünme. Ey güzel o zaman. Hanımefendi, gitmemiz gerek lütfen. Şimdi bunlar beni götürmeye kalktılar. Gidiyoruz biz. Kendimi Türk hekimlerinin eline emanet ediyorum. Ya bu arada sen de hastaneye gelirken baklavayla börek getirmeyi unutma. Tamam hanım, tamam. En hasımdan. Da haydi bakalım, haydi. Haydi gidelim, hadi bakalım. Telefonu da alayım. Buyurun. Abo. Yağmurdan kaçarken doluyu tutulduk ya. Günlerdir suratıma kızgın kızgın bağırırken tükürük mükürük ne varsa hepsine saçmıştır indi beni bu ya. Ne edeceğim ben ya. Allah Allah. Aa, Meryem. Yoksul sen misin? Ya kafanda dolmayı göremeyince zor tanıyorum. Ay ne oldu, şekerliyordum. Ya korona arayacaklarmış benden. Yok bende bir şey diyorum ama. Aa. Güzel bak, olay güzel. Bırakmıyorlar, prensipliler yani. Haydi. Tamam hadi artık hanımefendi. Lütfen siz de fazla yaklaşmayın yoksa filasyondan ötürü sizi de götürmek zorunda kalacağız. Hanımefendi siz hiç merak etmeyin. Yani ben bu şahısla en az bir aydır hiçbir temasta bulunmadım. Gerçekten doğru söylüyorum. Alın yürüyün, alın. Hadi hadi çap çap. Hadi. Haydi geç. Korona hayrola. Hayrola. Hadi bakalım. Tut çocuğum tut. Aferin. Ah be, zavallı Meryem durduk yere gitti. Ercan da bu işlerde bayağı uzmanmış ya. Uzman değil, profesör maşallah. Yani 5 dakikada bu kadar insanı bir yere getirtti ya. Vay be kardeş. Wow. Aferin sana. Yürü be bro, yürü. Tamam ya, sormuyorum. Vazgeçmiştim zaten. Ama sen de Şakir'e video çektirmişsin. Nurcan, bir de kendini mi sorgulasan acaba diyorum. Akıllı insan böyle bir şey yapar mı ya? Sen eskiden benim için Gökhan Tepe konserleri düzenlemiş kadınsın. Şimdi Şakir'e çakma videolar çektiriyorsun. Olacak iş mi Nurcan? Üzdü. Üzdü. Dışarıdayım ben. Top oynayacağım. Birazdan gelecek ve yine ne yapıyorsun diyecek. Ve bu hiç bitmeyecek. Böyle olmaz. Benim tekrardan bir bahane bulup o odayı kapatmam lazım kendime. Ama ne? Yani bahanem ne olabilir? Buldum. Bingo. Alo. Güzel. Sakın ikiletme ha. Tamamdır Meryem. Alo. Meri. Alo. Alo. Ercan, çabuk dinle beni. Yardımına ihtiyacım var. Tamam abla. Ama bekle. Sakın konuşma. Alo. Sevdim ben bu işi ha. Kapa. Tamam Meri. Konuş abla. Çok az zamanım var. Ay sana ne oldu? Sorma. Meri darlıyor. Güzel. Benim de Mumu. Yani aynı durumdayız. Ve benim çok güzel bir planım var kardeş. Abla dur bir saniye. Alo Hacı Baba. Efendim. Ay Meri pardon. Heh. Bak 10 saniye fazla bekledim bu sefer. Kapa. Tamam. Alo. Abla. Alo. Alo. Muratçe devam et. Ay Muratçe diyorum. Abla devam et. Tamam. Bak dinle beni. Plan çok basit ama önce saatlerimizi ayarlayalım, tamam mı kardeş? Kapış. Güzel. Abla, benim bundan kurtulmam lazım. Ayarladım. Ercan'ın Meryem'den kaçıp İstanbul'a gittiğini ilk günden beri biliyordum. Ve bunu ikimizden başka bilen yoktu. Yaptığımız plan sayesinde bir taşla gökten 3 elma düşürmüştük. Biri bize, biri Meryem'e, biri... biri... Beni yani geçenmezmiş gibi bir... Zavallı Meryem ya. Durduk yere gitti kadın. Yani Ercan'a da helal olsun ya. Bayağı uzmanmış bu işlerde. Uzman değil, profesör maşallah. Yani 5 dakikada bu kadar insanı bir yere getirtti ya. Vay be kardeş. Wow.
Aferin sana. Yürü be bro, yürü. Bir de farkında olmadığım birine. Ne demişler? Hiçbir plan kusursuz değildir. Planları kusursuz yapan insanın talihidir. Bazen küçük talihsizlikler de yaşanabilir. Ve eğer sen bunun farkında değilsen, bu küçük talihsizlik ileride başına çok büyük bir bela açabilir. Alo, alo. Sarı papatyanla mı konuşturdum acaba? Ben artık senin sarı papatyan değilim ki insan. Ya. Tamam tamam, uzatmıyorum. Bunları sonra konuşuruz. Neymiş bu kadar önemli olan peki? Ne? Ne? Tam dur dur sen dur tamam bekle tamam dur. Seyden teyze Tamim abi. İnsaf aradı. Meryem ablayı korunacılar gelmiş hastaneye götürmüşler. Ay deme kala. İnsaf nerede şimdi? Ya dur indi ne edeceksin İnsaf'a? Anne olur mu öyle şey? Ya dedi ki benim ayağım sakat ben burada saklandım. Aç biraz susuzda kalır ölürüm gelin beni buradan alın diyor. Vah 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 vah. Ya Meryem'den mi kaçtı İnsaf? Ha? Bana bakın sakın almayın kalsın orada. Kapısına yemek götürür koyarız alır yer. Tehlikeli olabilir indi. Ya anne onda bir yanlışlık vardır. Ya bunlar kaç gündür beraberler sonuçta. Yani bahçelerine de onlardan başka kimse girmiyor. Kimden kapacaklar hastalığı? Tavuktan mı? Ya şimdi hayvanlar kapmışlar ya. Çiğ etmeni yemişler. Ya orası Çin. Bizim burada yediğimiz tek çiğ et pastırma. O da Ramazan münasebetiyle. Doğru. Hadi Yıldız gel alalım bizi. Orada maske takın. Maske takın. Ha. Tamam tamam. Depo tamam. Ah, 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 dikkat edin çocuklarım. Dikkat edin. Ay yürüyorma başımıza geleni. Vah 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 vah. Şu mübarek günde olacak şey miydi indi bu? Şakir Bey çünkü hiç benim harcım değil. Sen merak etme. Ben şimdi kayda girip canlı canlı döşeyeceğim harcı. Hamurları incecik yapacağım merak etme. Allah'ım heyecanlandığı şeye bak ya. Neyse. Dur bakayım izleyeyim şunu birazcık. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz tasın içinde sevgili Cezvem, Signorita Dudusio'nun hazırlamış olduğu lavaşın harcı var. Şimdi bu tas bir kenara dursun. Elimde görmüş olduğunuz şu hamurla birlikte bu hamuru incecik açacağım ve harcı üzerine döşeyip lavaşının kralını yapacağım. Şimdi isterseniz arkadaşlar hep birlikte hamurumuza bir göz atalım ve ne alemde ne olmuş bir bakalım. Oh 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 maşallah. Hamur şu anda canavar canavar. Akıyor vallahi hamur. Şimdi yapmamız gereken işlemler basit arkadaşlar. Hamurumuzu alıyoruz, beze haline getirip şu köşeyi bırakıyoruz. Çünkü bunları lavaşın hamuru yapacağız ve incecik bir hale getireceğiz. Hamuru aldım, yapıştırdım, aldım, yapıştırdım, aldım, yapıştırdım. Bir daha alıyorum ve bir daha yapıştırıyorum. Haydi şimdi bu hamurları incecik bir hamur yapmak için buyurun tahtamızı güzelce şöyle bir unlayıyoruz. Bezemizi şöyle bir yuvarlak yapıyoruz ve tahtanın üzerine koyup mertane yardımıyla açıyoruz arkadaşlar. Ah Şakir, ah Şakir ne yapıyorsun ya? Şakir. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Anam içerisi buzdolabı gibi ya. Ben arkadaş İstanbul'un havasına güven olmaz derlerdi de inanmazdım değil mi? Yarım saat önce yaz havasıydı dışarısı. O tık tıklayıp duru yine. Ha? Ben indi. Seni ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Farecik. Thank you.
Ya adamı böyle yaparlar işte. Vay keratalar vay. Bana bunun üzerine koy. Tıklatıp dur ha. Sen gelin buraya. Vallahi topunuz elimde. Topunuzu keserim ha. Vallahi keserim topunuzu. Utanmaz terbiyesizler. Ya Seyfo sen de ne diyorsun ya? Çocuklar ne yapsın? Dıkılıp kaldılar evlerine. Sokağa da çıkamıyorlar. Eğlenecek yer arıyorlar. Hem ne büyük tepki verdin ya. Bana bakın lan. Atıyorum topunuzu. Fareyi de atacaksın. Ah. Hadi. Oynayın, oynayın. Ben görmedim sizi. Oynayın, oynayın. Emme çıkmayın bahçeden dışarı. Allah'ım nerede kaldı bu ya? Virüslere gark olup gelmese bari. Nurcan aklımı kaçırdım. Neredesin sen ya? Meryem'i alıp hastaneye götürmüşler. Samim'le Yıldız da arkasından koşarak gitmiş. Sen hala dışarılarda fink atıyorsun ya. Biliyorum biliyorum. O yüzden sakın ona yaklaşma. Meryem'i alırlarken karşılaştım. Anlayamadım. Epeyce bir yaklaştım. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ulaşma riskim var. Yani karantina günleri hoş geldin. Allah canını almasın. Allah'ım inanmıyorum ya. Nurcan, Nurcan. Nurcan olmaz. Bir 14 gün daha sensiz kalamam. Ya yapma bunu bana Nurcan. Hayır, üzgünüm Mustafa Ali. Prosedür bu. Kabul et. Artık bayramdan sonra görüşeceğiz aşkım. Çap çap. Mustafa Ali o kadar temiz kalpliydi ki hemen inanmıştı. Tabii bunda Ercan'la beraber yaptığımız planın tıkır tıkır işlemesinin de rolü çok büyüktü. Ama dediğim gibi kusursuz plan diye bir şey yoktur. Bu kusursuz planı mahvedecek insanın insaf olduğunu nereden bilebilirdim ki? Ercan'la yaptığım işbirliğinin Meryem ve diğerleri tarafından öğrenilmesi benim sonum olurdu. Tamam mı? Rahat mısın insaf? Hay Allah razı olsun sizden ya. İnsan elini düştüm vallahi en sonunda. Ya iyi de Meryem ablayı kim ispitliyor ki? Yani bizim içimizde öyle biri olmaz. Yani bizim köyden öyle biri çıkmaz. Vallahi ben bilip durmak deş. Ben onu gördüm ama o beni görmedi. Her bir şey duydum. Aa, Nurcan abla sen oradan mıydın ya? Seni burada görmek ne güzel. Ercan başkanına haber var mı? Ha? İnsafı susturmak bu planın asla düşünülmeyen bir parçasıydı ve onu susturabilecek hiçbir şey henüz keşfedilmemişti.